akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Merhaba. Merhaba bayanlar, baylar. Ben Onur Yar. Ay sanki yıllar sonra mikrofona çıkmış gibi hissediyorum. Ay bir heyecan, bir heyecan. Ay çok heyecanlıyım. Sevgili dinleyenler, ben iyi akşamlar dedim ama siz günün hangi saati dinliyorsunuz bilmiyorum. Radyo programcılığından alışkanlık, yayın yaptığım saatin zamana göre tepki verdiğim için şimdi de bir akşam saati bu kaydı yaptığım için herkese iyi akşamlar dedim. Ama ve lakin Jim Carrey'nin Truman Show'da dediği gibi eğer öğlen dinliyorsanız keyifli öğlenler ya da tünaydın. Sabah dinliyorsanız günaydın, akşamüstü dinliyorsanız iyi akşamüstüler, akşam dinliyorsanız iyi akşamlar. Gece dinliyorsanız iyi geceler. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ay, vallahi zincirlerimden kurtulmuş gibiyim. Kaçmış bir kaplan gibiyim kafesinden. Tamam, burası olmadı. Saçma oldu biraz, kabul ediyorum. Baylar baylar, ben Onur Yar. Yalnız Adam programına hoş geldiniz. Nasıl isim? Ben çok beğendim. Evde yalnızım. Karantina yüzünden mahallemde yalnızım. Sevdiklerimden ayrıyım. Yapayalnızım. Tabii ki programına da yalnız adam olacak. Hangimiz değiliz ki? Hangimiz yalnız değiliz ki bugünlerde, değil mi sevgili dinleyenler? Belki ailenizle berabersiniz. Belki yakın dostlarınızla berabersiniz. Ama ve lakin nerede olursanız olun geniş bir çevreyle görüşemiyoruz. O yüzden yalnız sayılırız. Ben de yeni radyo programım... Ay adını söylemek bile çok heyecanlı. Evet, nasıl oldu? Onları da paylaşırım arada. Yeni programa başlarken ampul böyle birden şeyde yandı böyle kafamın üzerine. Bing! Şeklinde. Burayı efektli de yapabiliriz gerçi. Bir yapalım. Ampul yandı tam kafamın üzerinde. Çok teşekkür ederim. Artık programı canlı yapmadığım için tabii ki böyle bir şeyler de ekleyebilirim. Efektir vesairedir bilmem nedir. Bunun da tadını çıkaracağız. Hanımlar beyler, lafı çok uzatmak istemiyorum. Hoş geldiniz. Ben Onur Yar. Bu bir podcast'tir. YouTube kanalımdan da podcast'ten de nereden olursa olsun yayınlamayı ve sizlere ulaştırmaya gayret göstereceğim. Çok uzun zamandır radyo programı yapmayan bir insan olarak acaba kayıt olur mu? Acaba evde yapabilir miyim? Acaba öyle olur mu? Acaba podcast olur mu diye çok uzun zamanlar gittim geldim. İçime sinmedi. Başka şeylerin podcastlerini yaptım. Bilenler var aranızda. Aşk mı para mı'nın podcastlerini yapıyorum. En sonunda efendim hayat hep böyledir ya. Bir insanın büyümesi gibi. Deneyim kazandıkça başka tepkiler veririz. Deneyim kazandıkça artık seçimlerimiz daha farklı olur. Deneyim kazandıkça kendimizi daha iyi, dünyayı daha iyi tanırız ya da daha kötü tanırız. Deneyimin kendisine göre, deneyimin cinsine, içeriğine göre değişir tabii ki. Ben de bunları düşüne düşüne, yapa yapa, son günlerde de biraz işte YouTube videosu odur budur falan filan derken sanki böyle yeniden küllerimden doğmuş gibi hissediyorum. Dedim ki neden bir radyo programı gibi bir şey olmasın yani? Daha doğrusu neden olmasın derken aslında bu her gün zaten düşündüğüm şeydi ama o gün kalktığımda hayatımı da gün gün yaşıyorum. O gün kalktığımda canım ne istiyorsa, içimden ne geçiyorsa onu yapmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Tabii ki mümkün olduğunca, çünkü hayatın bizi karşılaştırdığı şeyler var, ilgilenmemiz gereken şeyler var, sorumluluklarımız var. Bunlar olduğu için yani her gün kalkıp da ya kafamı istediği gibi davranıyor, hayır şeklinde tabii ki yaşayamıyoruz hayatımızı. Ama şu var ki ben mesaili çalışmayan, her gün işe gitmeyen bir insan olarak ve yaptığım pek çok farklı iş olduğu için aynı zamanda gün gün hayatımı değerlendirip de gün gün plan proje yapabiliyorum zaman zaman. Son zamanlarda bu daha fazla çoğaldı. Son yıllarda diyeyim bir yere gitmek olsun, evden çıkıp işte mesela fırına gideceğim. Bir şeyler alacağım, ne alacağımı bilmemek olsun. Çoğu şeye çok anda karar veriyorum. Daha doğrusu karar da vermiyor insan ya. Böyle mesela fırına giriyorsun, bir poğaça kokusu geliyor. Belli ki yeni yapmış, fırından çıkmış böyle. Allah! O koku diyor ki sana, gel, gel, beni al. Beni Bihter'ini al. Sen de doğal olarak hipnotize olmuş gibi gidiyorsun oraya. İnsan kararlarını aslında zaten genel olarak böyle veriyor. Bir gün belki konuşuruz bunun üzerine de. Zaten çok şey konuşabiliriz artık. Ben istiyorum ki akşamları, gündüzleri bilmiyorum ama şu anda akşamları geçiyor içimden. Akşamları böyle evimin bu kayıtlar yaptığım, çekimler yaptığım odasına çekileyim. Galın perdelerimi kapatayım. Yankı, eko gibi şeyler yapmasın. Ben de buradan program yapayım. Tabii ki radyodaki gibi şarkılar, türküler, bağlantılar, işte tweetler, Instagramlar falan canlı olmadığı için program
O yüzden 2 saat sürekli bunu yapamam tabii ki. Geçen gün bir deneme yaptım. Onu yayınlamadım sizlere. Bir deneme yaptım. Dedim ki ne kadar acaba konuşabilirim? Böyle 2-3 gün önce bir 20-25 dakika, 30 dakika gibi bir şey konuştum. Şu anda ne kadar konuşacağım, nereye gidecek bilmiyorum. Bununla ilgili de bir plan yapmadım. Sadece istedim ki coşkuyla, heyecanla, keyifle bu programı sizlerle buluşturayım sevgili dostlar. Dediğim gibi YouTube üzerinden de Spotify ya da başka podcast alanlarından da bunu paylaşmayı düşünüyorum. Sizler nasılsınız? Umarım güzel hissettiniz şu ana kadar. Dinlediyseniz şu ana kadar tabii ki. Umarım iyi hissettiniz. Zaten bu ana kadar geldiyseniz size iyi gelmiştir, keyifli gelmiştir. Çünkü kayıt şeyine de bakayım mesela 3-5 dakikadır konuşuyorum büyük ihtimalle. Daha büyüğü. 7.50 olmuş ama başında hemen başlamadım. Biraz ses kayıt denemeleri falan yaptım. O yüzden de şu anda büyük ihtimalle 3-5 dakika olmuştur programa başlayalı. Eskiden de böyleydi. Hatırlarsınız değil mi sevgili eski dinleyicilerim? Programa bir giriş yapardım 10 dakika falan sürerdi. Ama ben hani programa giriş, gelişme, sonuç ayrı ayrı değerlendirmiyorum tabii ki. Yani canım nasıl istiyorsa programı genelde öyle yapardım. Bugün de öyle bir şey var. Tabii ki günlük yaşadığımız şeyler, başımıza gelenler, deneyimlerimiz tabii ki sohbetlerimizin konusunu etkilediği için yaptığım bu işin de konusunu etkiliyor. Bu iş doğal olarak benim hani bir içeriği olan, bir konusu olan, bugün de şu konuyu konuşalım. Efendim bugün ekonomi üzerine konuşalım gibi bir şey olmadığı için ben böyle serbest atış gibi bir şey yapıyorum. O yüzden bugün daha çok tabii ki günlük hayatta, bugünlerde yaşadığımız şeyler üzerine de sohbet edeceğiz. Ama tabii ki öncelikle mutlu ve keyifli olduğumu söylemek isterim. Daha önceden de ben dediğim gibi çeşitli kayıtlar, denemeler, düşünceler oldu ama bazen gerçekten bir kıvam gelmediğinde olmuyor. O kıvamın olması lazım. Hani şey gibidir bu işte yoğurdu mayaladın. Ya da işte yemeği kaynatıyorsun, pişiriyorsun yemeği. Bir kıvam var. Tam o kıvamda kapattığında hani yumurtayı da pişirmek gibi. Rafadan pişiriyorsun mesela yumurtayı. Tam işte o kayısı kıvamını tutturmak için bir şey vardır. Orada o suyun kaynama derecesi ve sürekliliği tam o noktaya geldiğinde o yumurta kayısı kıvamında oluyor. Benim için de herhalde aynı şey geçerli. Çünkü biz zaman zaman bir şey yaptığımızda ya niye bu benim daha önce aklıma gelmedi? Ben acaba niye bunu düşünmedim? Hay Allah bak o zaman söylemişlerdi hiç uyanamadım dediğimiz zamanlar aslında bizim henüz kıvamımızın gelmediği zamanlar olduğu için farkında olmuyoruz. Hakikaten programın başında söylediğim gibi girişte hani zincirlerini koparmış kafesinden fırlamış kaplan gibiyim. Çünkü şöyle bir şey benim işim. Benim bu yaptığım iş, benim herhangi bir işim de öyle aslında hangi işi yapıyorsam yapayım. Meslek benim için kendini ifade edecek bir yol bulmaktır. Kendini ifade etmektir. O yüzden ben de burada gerçekten kendim gibi olduğum için çok özgürce, rahat, keyifli, mutlu olarak paylaştığım ve konuştuğum için zincirlerinden, yani böyle içimdeki radyo programcısı, yıllardır orada yaşayan radyo programcısı aha da çıktı. Korkun benden, kaçın. Teşekkür ederim. Beni boş verin. Siz nasılsınız? Asıl oraya gelelim. Ya çok isterdim. Radyoda olalım, tek tek sohbet edelim ama hiç sorun değil. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Bir Twitter hesabım var. Çok kullanmıyorum ama. Yani çok takip ettiğim bir şey değil. Yani ne zaman açtım hatırlamıyorum. Böyle belki 3-4 ay falan önce olabilir. Oradan da yazabilirsiniz ama daha çok Instagram'dan yazarsanız fark edebilirim, görebilirim. Onur Yar ben. Instagram hesabımın ismi Onur Yar ben. Mesajdır, yorumdur, canınız ne istiyorsa yazabilirsiniz. Benim şu anki planım aslında hemen her gün bu programı yapmak. Belki hafta sonu dinlenebilirim. Yani cumartesi, pazar yapmayabilirim ama şimdi bugün cuma. Bugün başlamışken yarın nasıl bırakayım ya da pazar günü nasıl yapmayayım bilmiyorum. Belki pazartesiden cuma 5 gün yapabilirim diye düşünüyorum. Ama şu anda düşünüyorum. Belki her gün yaparım. Hani çoğumuz evdeyiz bugünlerde, evde zaman geçiriyoruz diye. O sebeple henüz tam olarak gün konusunda kararlaştırmadım. Çok önemli değil. Ben zaten paylaştıkça göreceksiniz. Eğer beni şu anda YouTube'dan dinliyorsanız muhakkak içeriğine de yazmışımdır videonun. Spotify'da çok büyük bir ihtimalle Yalnız Adam Onur Yar ismiyle arattığınızda Spotify'da podcastlerde ya da arama bölümüne yazacaksınız Onur Yar Yalnız Adam diye. Çünkü bir tane daha var Aşkım Paramı. Oradan dinleyebilirsiniz. Spotify'dan dinleyenler istiyorsanız YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Ben ikisinden de mümkün olduğunca diğer podcast platformlarında da paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak? Nasıl şeyler yaşayacağız?
Ne getirecek zaman bilmiyorum ama şu anda gayet mutlu. Bir kere bile yapsam, geçen Bülent söylemişti. Kendin için yap dedi ya. Bir kere bile yapsam önemli değil. Pekala. Korona günleri nasıl geçiyor sevgili arkadaşlar? Her geçen gün daha fazla sıkı yönetim ilan ediyoruz değil mi? Büyük ihtimalle sizin de öyledir. Hepimiz tabii ki korktuğumuz kadar, endişe ettiğimiz kadar önlem alıyoruz ya da kendimizi yalnızlaştırıyoruz. Ya da kendi kendimizi karantinaya alıyoruz, sokağa çıkma yasakları uyguluyoruz, insanlara dokunmama, alışverişe daha az gitmeyle ilgili kararlar alıyoruz. Korkumuz ve endişemiz ölçüsünde ya da yakınlarımızın ricası üzerine. Mesela ailece evdeyiz, dışarı çıkmak istiyoruz mesela. Ben diyelim ki o kadar korkmadım, dışarı çıkmak istedim. Annem diyor ki ay oğlum işte ay yavrum işte çıkmasan, en azından bir yarım saatten fazla kalmasan. Onların ricasını da kırmak istemiyorsun. Bazen biraz ergen ve gençseniz, karışma bana, gitmek istiyorum gibi tepkiler de verdiğimiz oluyor. Ama hem kendi korku ve endişemiz, hem aynı zamanda da işte ailemizin, etrafımızın motivasyonuyla da belli oranlarda kendimizi korumaya alıyoruz. Mesela ben bugün markete gittim. Geçen pazar gitmiştim en son. İşte bir 4-5 gün önce. Hafta sonu çok yükselmişti. Belki hatırlarsınız işte sokağa çıkma yasağı gelecek gibisinden. Ben de dedim ki yani öyle bir şey olacaksa en azından marketten birkaç bir şey alayım kendime. Zaten tek başımayım evde. Yani çok büyük bir şeyler alacak halim yok. Yani işte meyve suyudur bir şeyler. Yani evde eksik olan birkaç bir şey alıp evime götürdüm. Bugün de yürüyüşten dönerken bir uğradım. Mesela aklıma geldi, eldiven taksam mı? Ben mesela normalde bahçem olduğu için bahçe işleri yaparken o plastik eldivenlerden takarım. İşte toprakla uğraşırken, ne bileyim işte çimleri biçerken, yerden işte kirleri, işte apartmanın alt katı olduğu için yukarıdan da bir şeyler dökülüyor onları temizlerken falan yapıyorum. İşte kediler geliyorlar her yere sıçtıkları için. Sansürsüz konuşabiliyorum. Ay istediğim gibi. Ya normalde de zaten çok küfür eden bir insan değilim ki öyle argo. Hani argo değil, böyle küfürlü konuşan bir insan değilim ama bunları söyleyebilirim. Kediler sıçıyorlar, bunu söyleyebilirim. Bunda bir sakınca yok. Öyle olduğu için de eldiven kullanıyorum. Hem benim burada bahçede kullanmak için aldığım kutu vardı. O eldiven bitti, bir tane kaldı içinde. Hem onu alayım. Ya da bak marketten dönerken uğrayacaktım, unuttum onu. Neyse. Onu alsam mı almasam mı diye bir an düşündüm. Şimdi sürekli konuşuyor ya, her yere ellemeyin, oraya bakmayın, buraya işte ellemeyin, yan yana gelmeyin falan gibi. Tabii ki önlem alıyoruz. Birbirimizi korumaya çalışıyoruz. Birbirimize uzmanlar nasıl yaşanması, nasıl yapılması gerektiğini anlatıyorlar. Marketlerde her yerde ciddi önlemler var. Mesela benim gittiğim market evime çok yakın, büyük bir market. Belli bir kişinin üzerinde insanı markete almıyorlarmış. Öyle bir yazı vardı. Ben gittiğimde çok kalabalık değildi ama eldiven kullanmadım. Ama şöyle bir şey oldu. Mesela pazar günü yaptığım alışverişte eve gelince aldığım paketlere bir şey yapmadım. Bugün geldiğimde hepsini önce bir kolonya sıktım. Pıs 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 diye. Kolonyayla bir temizledim. Ondan sonra işte ellerimi yıkadım falan filan. Bir kendimce dediğim gibi endişemiz, korkumuz ölçüsünde yapıyoruz. Ama ne olursa olsun etrafımıza çok da korkumuzu bulaştırmak, yani iyi mi kötü mü bilemiyorum. Bazen bizim bir endişemiz, korkumuz başkasının daha iyi yaşamasına, bir şeylerden korunmasına da yol açabiliyor. Neyse, biz yine içimizden geldiği gibi davranalım. Zaten öyle yapacağız. O yüzden benim bugünkü alışverişim öyle geçti. Bir daha ne zaman alışverişe giderim, ne yaparım onu bilmiyorum ama şu anda şimdilik işte kendime aldığım şeylerle, az önce de yemek yaptım, yemek yedim akşam yemeğini. Güzel bir darhana çorbasının üzerine aslan gibi bir kereviz yaptım ama öyle bir kereviz yemeği değil sevgili dostlar. Portakal suyunda pişen kereviz yemeği, evet gerçekten öyle. Ay canım, Füsun ablam söylemişti bana galiba. Portakalda yapılıyor falan. Ben severim böyle yemek yapmayı, yemekle uğraşmayı falan. Bir gün o söylemişti. Su yerine, aklınızda olsun, öyle yemek falan yapan varsa, aranızda uğraşan varsa, su yerine portakal suyu koyuyorsun. Onda pişiyor kereviz. Çok enteresan bir tadı oluyor. Öneririm, çok güzel oluyor. Her neyse, bolca da yaptım. Bir kısmını, yarısını kavanoza koydum. Öyle şeylerim de var yaptığım, annemden öğrendiğim. Çünkü tek başıma olduğum için şimdi bol yapıyorum bazen. Yarısını kavanoza koyuyorum hemen altını kapattıktan sonra. Kavanozun da kapağını güzelce kapatıyorum. O yemeği daha sonra, çok uzun bir zaman sonra bile yiyebiliyorsunuz. Açmadığınız sürece o tazeliğini koruyor yani içinde. Ama yemekten bahsetmişken mesela geçen ben paylaştığım videoda da söylemiştim. Evde bir şeylerle uğraşmak, evde olduğumuz iş. Şimdi bunu gerçi herkes söylüyor işte, evde şunu da yapın, şunu yapın, bunu yapın falan gibi ama özellikle erkeklere, çünkü biz ataerkil bir toplum olduğumuz için çoğunlukla, hani dünya da genelde öyle.
Bu konularda erkekler ve kadınlar konusunda ciddi ayrımlarımız tabii ki var. Mümkün olunca bu ayrımlar, makaslar kapanıyor. Ne güzel ki. Ancak bu ayrım ve makas şu anda hali hazırda olduğu için erkeklerin sanki yemek yapmaması, gerçi zamanda dediğim gibi bu değişiyor ama yine çoğunlukla bu devam ediyor. Erkekler sanki yemek yapmayı değil de kızlar sanki daha çok yemek yapmalıymış, kadınlar yapmalıymış gibi algılarız. Halbuki yemek yapmanın, ev işi yapmanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu erkekler kaçırıyorlar. Bakın buradan bütün erkeklere söyleyeyim. Gerçekten öyle. Geçen videoda da söylemiştim. Şu çok önemli arkadaşlar. Ne olursa olsun yaptığımız şey, uğraştığımız şey ne olursa olsun onu konsantre olarak, yoğunlaşarak, odaklanarak, dikkatimizi ona vererek yaptığımızda müthiş bir şeye dönüşüyor. Ve üretiyorsun. Düşün. Soğan var, sarımsak var, kereviz var, patates işte, havuç vesaire ne varsa bunlardan herkes, bak dünyada şu anda 7 milyar insan var diyelim yeryüzünde. 7 milyar insan aynı anda kereviz yemeği yapsın, 7 milyar farklı kereviz yemeği çıkar. Ve senin yaptığın kereviz yemeği senin imzanı taşır. Senin üretimindir o. Aynı çocuğun gibi derler işte, dünyaya bıraktığım şey. Her gün aslında dünyaya bir şey bırakıyoruz, dünyaya bir şey getiriyoruz. Herhangi bir davranışımızla, bir sözümüzle, mesela şu anda yaptığım programla, kendim için yaptığım kereviz yemeğiyle, belki onu biriyle paylaşacağım, biri gelecek. O yüzden bu çok keyifli, bunu öneririm. Genç kızlarımız arasında ya da çalışan hanımefendiler arasında da yemekle hiç uğraşmayanlar olabilir ya da ev işlerinden uzaklaşan, sevmediği için uzak duran. Bakın gerçekten hayatta yaptığımız her şey, hemen her şey odaklanıldığında, dikkat verilerek yapıldığında çok keyifli oluyor. Çünkü onu güzel yapan bizim ona verdiğimiz dikkat. Bizim ona sevgimizi vererek yapmamız. Onur'un kulakları çınlasın arkadaşım. Bir gün yazlıktayız işte üniversiteden arkadaşlarla beraber. 15 sene önce falan yani böyle işte Saros tarafında. Yemek yapıyoruz. Komünalde herkes bir şey yapıyor falan. Ben de salatayı yapıyorum. Onur da diyor ki bak diyor Onur'um diyor ne güzel. Benim işte onun adı da Onur. Bak diyor Ömer'e söylüyor. Bak oğlum diyor Onur diyor ne güzel salata yapıyor. Senin gibi değil o diyor. Ya diyor ne farkı var Onur yaptı. O diyor sevgisini katıyor salataya. Hakikaten öyle. Herhangi bir şeye sevgimizi kattığımızda, ilgi, alaka gösterdiğimizde, dikkatimizi verdiğimizde gerçekten çok başka bir şeye dönüşüyor. Bugünlerde evde mesela çok şey önerilir ya. Şunu yapın, bunu yapın, kitap okuyun, bilmem ne yapın, yapmadığınız şeyleri yapın falan. Evet bunları yapabiliriz ama bunları yaparken şunu unutmayalım. Gerçekten odaklanarak, gerçekten dikkatimizi vererek, adım adım, hiç acele etmeyerek. Bebek adımları. O zaman gerçekten yaptığımız şeyin tadı çıkıyor. Ben şimdi biraz daha planlı programlı davranmaya başladım. Bugünlerde. Zaman zaman kendime böyle plan program yaparım. Bugünlerde de sabah erkenden, bu işte bir haftadır falan aklımda olan bir şeydi. Böyle adım adım bu da gerçekleşti, bu radyo programı gibi. Kendime bir plan yaptım. En son sabahları yoga ile başlıyorum. Ben kendi günlük rutinimi paylaşayım sizinle arkadaşlar. Sabah kalkıyorum. Meditasyon, yoga. Bir yarım saat, 45 dakika gibi sürüyor toplamda. Ondan sonra işte bir kahvaltı. Ondan sonra sosyal medya hesaplarını yönettiğim iki hesap var. İki iş var. Onlarla ilgileniyorum. Ondan sonra kendi işlerimle ilgileniyorum. Bir taraftan işte evde yapılması gereken bir şey varsa onları yapıyorum. Akşam yemeğim yoksa onun için arada hazırlık yapıyorum. Mesela buzluktan bir şey çıkacaksa kıymadır, işte ettir falan onu çıkarıyorum. O sırada arkadaşlarımla görüntülü konuşmayı öneririm arkadaşlar. Canı sıkılan olursa görüntülü konuşmak, hep karşında birini görüyorsun ya, iyi geliyor. Ben hep çoğunlukla yalnız olduğum için işte bir arkadaşım var Bülent, onlara gidiyorum arada. Onun dışında pek insan görmüyorum, işte arada yürüyüşe çıktığımda görüyorum insanları ama tanıdığım insan görmediğim için bugünlerde görüntülü konuşuyorum. O çok iyi geliyor bana, gerçekten bir arkadaşımla karşılıklı oturup sohbet etmişim gibi. Böyle böyle zamanlar geçiyor. Bir de çok biraz da üretken olduğum bir dönem bu. Zaman zaman çünkü bir şeylere küsebiliyorum, canım sıkılabiliyor. Bugünlerde böyle son haftalarda oldukça üretkenim ve sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İçimden bir şeyler yapmak geliyor. Bu arada da işte üretmek istediğim şeylerle ilgili çalışıyorum. İşte YouTube kanalına tekrar bir şeyler yapmaya başladım ama ona hani görsel olarak bir şey yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Onunla ilgili bugün başka bir yerle görüştük. Neler olur onu da bilmiyorum ama böyle bir evde olununca normalde işte okula gidenler, iş yerine gidenler, aramızda beni dinleyenler arasında belli saatlerde belli yerlerde olan ve bu koronavirüs sebebiyle artık daha çok evde zaman geçiren insanlar varsa
biraz planlı programlı bir şeyleri yapmak zamanımızı çok güzel değerlendirmemize yardımcı olabiliyor. Ben normalde de zaten mesaili çalışan bir insan olmadığım için çoğunlukla evde home office gibi geçiyor. Tabii ki sık sık çıkıyorum, işim oluyor çıkıyorum, birileriyle buluşuyorum çıkıyorum, yemeğe çıkıyorum falan. İş görüşmesi yapıyoruz çıkıyoruz ya da zaman zaman dizilerde oynadığım için işte sete gidiyorum. O yüzden zaten dışarıda da çalışıyorum ama evde daha çok zaman geçiren bir insanım. Ama bugünlerde neredeyse tamamen evde geçiriyorum. Benim de biraz canım sıkılıyor ve zamanımı efektif değerlendirmek istedim. O yüzden de biraz kendime küçük küçük planlar, programlar yaptım. Yogayı uzun zamandır evde başlamak istiyordum. Ara ara yapıyorum, bırakıyorum, yapıyorum, bırakıyorum. Şimdi en az 21 gün hiç bırakmadan yapmaya karar verdim. Bugün birincisi oldu. Yarından itibaren devam ediyorum. Devam etme niyetim var. Tabii ki bunların çoğunluğu bizim içinde bulunduğumuz duruma gösterdiğimiz reaksiyon. Bir sıkışıklık yaşıyoruz. Normalin dışına çıktığımız bir zaman yaşıyoruz. O yüzden de bu içinde bulunduğumuz durumlara da çözümler üretiyoruz. Aslında ne kadar çözüm odaklı yaşadığımızı da gösteren bir şey bu. Zaman zaman kendimize kızabiliriz. Zaman zaman etrafımıza, çalıştığımız insanlara, kendimize, işte hükümete, şirketimize, annemize, babamıza aslında pek çok şeyi çözemedikleri için, bir reaksiyon göstermedikleri için kızabiliyoruz. Ama ve lakin şunu gerçekten hiç unutmamak lazım. İnsan her zaman içinden 24 saat neredeyse içinde bulunduğu duruma çözümler bulmaya çalışıyor. Bazen buluyoruz, bazen bulamıyoruz. Ama muhakkak bunu koşturuyoruz. Mesela işte bu online eğitim. Onun dışında pek çok insanın canlı yayınlar yapması, işte şarkıcıların insanlara canlı yayınlarla sosyal medya üzerinden seslenmesi, online evden çalışmalar, artık home office çalışmak olsun, başka başka şeyler olsun, pek çok konu için çözüm üretmeye başlıyoruz. Ne bileyim işte GSM şirketleri bazı şeylerde insanlara kolaylık sağlıyor. Mesela ben Digiturk kullanıyorum. Digiturk bütün kanallarını açmış. Bütün izleyicileri için. Bunun yanı sıra ne bileyim bankalardan kolaylaştırıcı şeyler geliyor. Etrafımızdaki insanlar destek oluyorlar bize. Herkes birbirini arıyor. Ne kadar aslında dayanışma içinde birbirine yardımcı olan bir pozisyondayız. Ne kadar güzel şeyler yapıyoruz. Biliyorum çok fazla tedirgin edici şey de oluyor. Biz sosyal medyada bir araya geldiğimizde çok olumsuz konuşmayı, olumsuz şeyleri çok konuşmayı çok seviyoruz. Tercihimiz genelde bu yönde. Ama görüyorum ki gerçekten toplamda müthiş bir dayanışma içerisindeyiz. Gerçekten harika şekilde birbirimize yardımcı oluyoruz. Bunu hiç unutmamak lazım. Bunu hep cebimizde ya da kalbimizin hemen yanında tutmak lazım. Bir cebe koyacaksak da kalbimizi en yakın cebimize koymak lazım. Bu bizim en güzel özelliklerimizden bir tanesi. Ve bu hiç değişmiyor. Hiç geçmiyor. Biz ne kadar insanlara kızarsak kızalım, muhakkak içimizde bir yardımcı olma ve sevme duygusu var. Sevgi her şeyi bastırıyor. Mesela sosyal medyada ya da herhangi bir internet sitesinde bir haberin altında yapılan yorumlarda, bir YouTube işte videosunun altındaki yorumlarda, biliyorsunuz yorumları biraz okuduğumuz zaman bir süre sonra insanlar birbirlerine kızmaya, hakaret etmeye, küfretmeye başlıyorlar. Sosyal medyada da öyle. Herkes birbirine laf sokma peşinde. Ama gelin görün ki en azılı düşmanımızın bile bir şeye ihtiyacı olduğunda hemen yanında bitiveriyoruz. Bunu hiç unutmamak lazım. Biz gerçekten birbirimizi seviyoruz. Ben bu özelliğimizi çok seviyorum ve bugünlerde bunu çok sık görüyorum. Bu yüzden ben buradan sevgili ev sahibime de seslenmek istiyorum. Bazı ev sahiplerinin kiracılarından birkaç aylığına, 2-3 aylığına kira almadığı ya da bu kiraları ötelediği konusunda çeşitli haberler alıyor. Yo, ben sizden asla böyle bir şey beklemek için söylemedim. Siz tabii ki her zaman bana yardımcı oldunuz. Ben sadece konu geçtiği için bunu, sadece konu geçtiği için bu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bir kredi almıştım geçenlerde. Kredi ödemeleri, işte kredi kartı ödemeleri falan gibi çalıştığım bankadan bir şey geldi, haber geldi. Bunları erteleyebiliyorlarmış. Ben de şimdi anlamaya çalışırken yanlışlıkla erteleye basmışım. Şu anda kredi ödememi 3 ay erteledim farkında olmadan. Ve ona da tabii ki bir faiz işletiyorlar. Orada biraz kızmacalar oldu açıkçası içimden. Yani madem erteliyorsun faizini de alma, çalıştırma yani diyeceğim. Ama neyse hadi. En azından bir erteleme durumu söz konusu. Bugünlerde insanlar para harcamak, paralarını bir yere ödemek konusunda biraz ürkek ve korkak davranıyor. Yani şöyle yapıyoruz. Yastığımızın altına parayı ya da hesabımızda bir yerde korumaya, aman oraya para ödemeyelim, aman şuraya bir şey göndermeyelim, zamanı gelen şeyleri de ödememek gibi bir şeyimiz var. Aman işte paramızı saklayalım, şu günlerde bize lazım olur gibi. Okey, bu bir taraftan korku ve endişeyle hareket ediyoruz. Maaşlarımız ne olacak, bir kısmımız belli değil, bir kısmımız işten ayrılmak zorunda kaldı falan filan. Ama şöyle de bir durum var.
biz de bir taraftan birilerinin bize ödeme yapmasını beklerken, biz kimseye bir ödeme yapmadığımızda bu döngü hiçbir zaman çalışmaz. Elimizdeki bütün parayı bir yerlere ödeyelim anlamında söylemiyorum. Ya da sadece parayla ilgili konuşmuyorum aslında. Bugün mesela ufak bir ödeme yaptım. Geçenlerde yine biraz daha, bunun biraz daha büyüğü bir ödeme yapmak isterken bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine vazgeçmiştim. Aman sakın parayı kimseye ver, aman kimseye ödeme yapma diye. Ama bir taraftan da içimden de ödeme yapmak geliyor. Yani paylaşmak geliyor. O insan da çünkü bir yerlerden para bekliyor. O insan da çalışarak para kazanıyor ama benim ona bir şey ödemem gerek. Sonuçta anlaşmışız birbirimizle. Durumumuz ne kadar zor olursa olsun paylaşmak gerek diye düşündüm. Bilmiyorum, ben böyle düşünerek hareket ettim ve sadece maddi olarak değil, manevi anlamda da, başka şeyler konusunda da, özellikle bugünlerde hepimizin birbirimizin yanında olmaya ihtiyacımız var. Birilerinin bizim yanımızda olmasına nasıl ihtiyacımız varsa, bizi düşünmelerini nasıl istiyorsak, bekliyorsak, bizim de başkalarına karşı bence böyle davranmamız gerek. Durum ne olursa olsun, biz birlikte olduğumuz zaman, birlikte hareket ettiğimiz zaman her şeyden, her sorundan, her problemden daha güçlüyüz. Hepsinin üstesinden gelebiliriz. Ki bence problemler, sorunlar birlikte hareket etmemekten kaynaklanıyor. Bu ister bireysel olarak, ister küçük bir alana etkileyen bir sorun olsun, ister bütün dünyayı etkileyen bir sorun olsun. Fazla bireysellik, birbirimizi unutmak, birbirimizi düşünmemek, birbirimizle paylaşmamak sebebiyle bence sorunları, problemleri yaratıyoruz ve yaşıyoruz. Mümkün olduğunca korkmadan, çekinmeden benim verdiğim paranın yine bana döneceğini bilerek. Çünkü gerçekten öyle. Ben bir yere bir para verdiğimde, bir yere bir şey verdiğimde, zamanımı, duygularımı, ne olursa olsun hiç fark etmez. Benden bir şey çıktığında sevgiyle, keyifle, mutlulukla, heyecanla çıkıyorsa o bana muhakkak döner. Zaten ben onu verdiğimde aslında kendime veriyorum. Biz hepimiz aynı evin insanlarıyız. Aynı dünyanın insanlarıyız. Aslında büyük bir evin, büyük bir ailenin parçasıyız. O yüzden benim bir yere verdiğim herhangi bir şey aslında ailemin başka bir bireyine verdiğim bir şey. O mutlu olduğunda, o çalıştığında, benim verdiğim şeye bir şey katarak çalıştırdığında o yine bana dönecek zaten. Başka nereye gidebilir? Ya da benim sevdiğim bir yere gelecek, bir insana gelecek. Ne ekersek gerçekten bütün dünya için ve kendimiz için yapıyoruz. Bence programın finali için güzel bir konu oldu diye düşünüyorum. Yavaş yavaş bitireyim mi? Ya çay koydum yemekten sonra, yarım saat oldu konuşuyorum çat 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 çat. Çayım demlendi, bayatlayacak yoksa. Bence bugünlük yeter, ben öyle hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ay çok mutlu oldum. Bayanlar baylar, ben Onur Yar. Yalnız Adam programını dinlediniz. Her akşam ya da haftada 3-5 akşam bilemiyorum sizlerle beraber olmak istiyorum. Tekrar buluşuncaya dek kendinize iyi bakınız diyorum. Paylaşmanın, sevginin, muhabbetin güzelliğini tüm dünyaya yaymak için söz ver. Tamam, abartmayalım. Hoşçakalın, bay bay. Ay dur son olarak şunu hatırlatayım. Sosyal medya hesapları Onur Yar ben. Instagram ve Twitter için yazmak istediğiniz her şeyi bana yazabilirsiniz. Hoşçakalın.